Korkmuyor musun tehlikeli bir ırkı kucaklarken? Çok korktum. Hayır, çok korkuyorum. Selam. Bugün kırmızılar içerisindeyim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayınız, beğenmeyi unutmayınız, yorum yapınız falan, böyle itekliyorum size. Öyle şeyler gerektiyse yapın işte. Anneciğim, evladım, ne yapıyorsun? Anne! O kadar sushi. Küçük bir box'ın içinde ki kendisi. Az önce gördüm. Sürüngen olarak hayatına devam edecek böyle bir box. Öyle alışmış. Sahibin, ama sahibine söyledim mi? Çıkartsak diye de şey sıkıntısı da var. Ne yapacağız? Aşıları olmadı bir şey. Aşı yok. Çok can sıkıcı. Buna valiz almak lazım. Anne, seni tekerlekli valizle mi getirseler acaba? O senin pendik dilini yerim, gri burnunu yerim. O da bak. İşte mesela bu bir yasak ırk. Bu saldırgan bir ırk. O güncüm dikkat ediyorsun. Tamam mı? Saldırmasın, ısırmasın seni. Aa, ne oldu? Size ne diyeceğim? Çok hırçın bir ırk. Bunu buradan da söyleyebilirim aslında. Tabii net değil şu konuda ama yani ben bilmiyorum. Şimdi bu Pablo'nun sahibi var, bilirsiniz belki. Yine Pablo da evet. Bir pitbull. Videosu var zaten. Aynen. Az önce aradı. Şey diyor, bir Tarım Bakanlığı bir yasa çıkmış. Yasada artık pitbullları kabul ediyorlarmış ama şu şekilde. Kısırlaştıracaksın, çip takacaksın, Tarım Bakanlığı'na kayıtlı olacak. Bu şekilde pitbullları kabul edildiğine dair bir resmi şey görmüş. Yazı görmüş yani. Tamam. O zaman şu an bu video kapanınca ben Pablo'nun sahibini arıyorum. Tabii bir arayın. Emin miyiz buna? Şey, konuyu netleştiriyor. Instagram üzerinden şey fotoğraf atacaktı o resmi yazı. Tamam. Konu hakkında benim bir bilgim yok. Net bilmediğim şey hakkında konuşmam. Hani hastasayımıza güveniyorum ama o bilginin doğruluğuna güvenmiyorum. Şimdi bir videodan çıkınca ben Pablo'nun sahibini ararım. Bu arada Pablo'nun videosunu da şuraya koyuyorum. Bu görüntü terse döndü. Galiba şuraya koyuyorum. Nereye koyuyorum bilmiyorum. Pablo'nun videosunu da izlersiniz. Küçük bir pitbulldu o da. Yavru olarak başladı hayatına. Tabii ki şu an bir eşek kırması. Bu arada bebeğinin nesi var? Bunun mu? Bu yavruşun bir vajinal akıntısı mevcut. Daha küçücük bu, kaç aylık ya? 3 aylıkken başladı. 2 hafta süreyle 2 antibiyotik kullandı. Onun dışında biraz azalttık akıntıyı. Kan sonucu normal çıkınca karma 21'e başlamıştık ama biraz tekrar artmış. Bir boyama yapacağım hemen niteliğini öğrenmek için akıntı. Bu şekilde anlamlandırılamayan bir akıntı patolojik bir şey olduğunda karakterini görmek için mikroskopta inceliyorlar direkt. Çünkü... Her şey öyle gözle de algılanmaz. Çok vahşi. Yani karakterli mi, karaktersiz mi? Ona bakıyorlar mikroskopta. Çok vahşidir bu. Kötü bak ya. Sallaya sallaya yüzünü. Ayşe dikkat et, kuyruğu da çok tehlikeli. Kuyruğuyla adamı götürür. Vahşi. Baksanıza, 5 kişi tutuyorlar köpeği. Ben bunu daha çok isterim. Yalak bebeği. Ya yürüncü ne? Benim halim şu an böyle. 39 derece. Deniz güneş olaydı. Kendime bayram modunu aldım ben. Veya buna böyle ana kucağı gibi bir şey mi alsalar? Şurada salona salona. Hayır ya, direkt şey. Böyle bimde bimde satılıyor ya ucuz sürme valizler. Valizi alacaklar, tepesini kesecekler. Zaten box'tan ucuza satılıyor artık valizler. Tepesini kesecekler, bu kafayı çıkartacak tepeden. Ya da şey yapsınlar, valizin ön kısmını kessinler. Oraya PVC'den bir tane şeffaf bir şey. Aynen bizim astronot şeyler gibi. İcada doğru gidiyoruz şu an. Nedir? Buna ne deniyorlar? Daha mantıklısı var. Akülü araba aslında. Yapanlar gördüm. Büyüyünce de yine. Aynen. Akülü araba kullanan şey, köpek var. Burada ne dememiz gerekiyor? Akülü araba. Akülü araba kullanan köpek gelsin lütfen. Lütfen. Akülü mü araba? Akülü mü araba? Kızım senin buranın ne kılsız böyle ya? İnsan poposu gibi duruyor. Hoş! İnsan gibiyim zaten de. Şuna bak kızım. Gerindi. Tip bu kadar box'tan nasıl çıktığını anlayamıyorum. At gibi ya. Sürüngen olmayı öğrenmiş, ben dedim. Ne var siz, siz önümü sevin, arkamı sevin. Eklem bacaklı. Gördün mü? Bu ne bu? Bu, bu. Ben hemen bir boyamayı yapıp geliyorum. Pitbull ve benzeri ırkların yasak ırk olması, daha doğrusu tehlikeli ırk olması hakkında düşünceniz varsa lütfen kendinizin tehlikeli olup olmadığınız hakkında bir değerlendirseniz iyi olur. Hadi Gözde'yle gidelim. Boyama yapacak Gözde. Bu güzel jest için çok teşekkür ederim. Bu kadar işime yarıyor. Şimdi ikinci basamağımıza geçiyoruz. Fişten suyu mu? Şu
formaldehiti rafa koyabilir misin Sercan? Hangi raf? Herhangi bir raf diyorsun. Hiç fark etmez. Kliniğimizin formaldehit rafına. Geçen anatomi laboratuvarını özlemişiz, onu o günle kokladık. Burnumuz yandı. Yastığından damlandı. Ama gerçekten koku çok kıymetli bir duyu organı değil mi? Direkt eski günlere götürüyor. Kesinlikle. Çok acayip bir şey yani. Formaldehit, formaldehit olarak değil, keşke koku nakli olsa da o formaldehiti şöyle koklatsam bir. Tarif edebilir misiniz? Yani bizim için tarifi Tramaz. Neyle eşleştiriyorsun derseniz. Direkt o. Ben Okan abiyle eşleştiriyorum. Suratı beliriyor birden koklayınca. Direkt Okan abinin kafası beliriyor benim suratımdan. Yani ben çaresizlik duygusuyla eşleştirirdim muhtemelen. Yazık. Laboratuvara giriyorsun, ben bir ağlardım, alerji yapardım. Kadınlarda etki gerçekten çok daha farklı oldu. Evet. Yani ben onu şeyde görmüştüm laboratuvarda. Yani tamam, sınava girdin. Birkaç soru sorulacak, cevaplayacaksın ve çıkacaksın. Geçecek. Sürekli kendimi teselli eder. İğrenç bir şey yani. Ya da şey mi acaba? Kadınlarda ağlamayla alakalı fizyolojik bir şey değil de erkekte ağlamamayla alakalı psikolojik bir şey mi var? Olabilir, evet. Bir de formaldehit kokusunu ilk laboratuvarda görmüş oluyoruz şeylerde. Anatomi laboratuvarında. Anatomi de zaten fakültenin ilk derslerinden. İlk dönem direkt alınan bir ders. Daha kimseyi tanımıyorsun, etmiyorsun falan. Anatomi laboratuvarında hüngür hüngür ağlar pozisyona düşmek biraz can sıkıcı. Diğer üniversite öğrencileri haline bakıyorsunuz ve çinenlerde. Biz Allah'tan o yoktu bizde. Biz kimseye şey yapamadık, ekmek banamadık öyle uzakta. Kimse olmadığı için Ankara Üniversitesi'nde, Veteran Fakültesi'nde. Biz bize. Her yer tezek ve dalga olduğu için çim yetişmezdi hiç. Böyle bozkırın ortasındaydık. Şu an gözlerinin bütün kurutma aşamalarını izletmeyeceğim tabii ki size ama... Kendim de kurutuyorum. Yaptığımız işi zaten öğrendiniz. Mikroskoba örneğin gitmeden önce burada hazırlanmasını. Burada saniyeleri falan filan var, böyle özel beklenmesi gereken süreçler var. Bıdı. Ya bu videodan önce ya bu videodan sonra kesin zaten bu aşamaları bir gözlerinin anlattığı kısım var. Orada izlersiniz. Ben sushi'ye doğru yollanıyorum. Buraya bir bak. Son 5 dakikalık kaydı çekmediğimi fark edince çok üzülüyorum. Bazen kayıt tuşuna basmayı unutuyor insan. Evet, tehlikeli ırkımızın başına geldik. Şşt! Vahşi ırk! Gel buraya! Neredesin? Yalak ya! Bacakların çok uzun ama. Çok uzun. Buraya geliyor musun? Buraya kadar. Ağzını gücünü girmişsin. Ayşe nerede Ayşe? Hayır, açamazsın. Sen onu beceremezsin. Ayşe bir açsana, bir şey deneyeceğim diyor sana şu. Gel buraya. Kafa vurup vurup gidiyor. Hayır, dışarı çıkamazsın ama bak. Gözdeyi bekliyoruz. Aferin. Run. Nope. Bekle, Ayşe. Çıkmasına izin verme. Ben geldim. Çok kalabalık olmuş. Ne oldu? Şu an yeşil sefer. Ne oluyorsun? Yarıyorsun. Sen büyüdün mü? Büyüdün mü? Ne oluyor? Tamam. Çıkarma için mavi. Çok da şey değil, biraz tuzlu biliyor musun? Ne yapayım? Yerde dolanıyorum. Yok. Ha, tamam. Bekliyoruz, gözdeyi bekliyoruz. Gel bakayım ya, böyle gel. Aa, yan cebime gir. Metin, hiç korkmuyor musun tehlikeli bir ırkı kucaklarken? Çok korktum. Ay, çok korkuyorum. Abla, dişini değiyor ama. Yapma öyle. Tamam. Nerede lan? Tamam. Hadi şimdi yalayamıyor. Bu arada cevaben daha küçücük, 3-4 aylık falan diyen biri çıkar. Bunun sonraki videolarını da yayınlarız. Elimizde kocaman pitbulllar da var yani bize gelen. Boş yere saçmalamayın ya. Şarjımız bitti sandım. Çok güzelsin. Gözde 2 dakika işimiz var diyordu. 2 dakikası bitmedi bir türlü. İzleyin siz de. Soğuk soğuk iyi geldi değil mi masa? He? Sev Nilay, sen de sev. Sen de sev Nilay. Sen de sev beni.
Yalak. Senin o kulaklarını yerim. Oy çok güzelmiş bu çocuk. Şimdi Gözde ablanızı bekliyoruz. Çocuğun vajinasında bir süredir oluşan bir akıntı varmış. Yaşı itibariyle uygun bir durum değil bu. Yani o hep kısırlaştırmanın gerekliliğinden bahsederken öne sunduğumuz en büyük nedenimiz piometra. Yani rahim iltihabı. Rahim iltihabı ama bu yaşta olması çok mantıklı bir şey değil piometranın. O yüzden farklı sonuçlar oluşabilme, yani daha basit enfeksiyonel tablolar adına tedavi başlanmış. Ama şöyle bir durum var. Şu an için boyama yapılıyor. Vajinadan örnek alındı. O akıntının örneği. Boyamadan kastım böyle renk renk boyama değil tabii. Burada hücrelerin, alınan dokunun vesairenin nesini inceleyeceğimize göre farklı boyalarla hücrelerin farklı noktalarını boyamaya çalışıyoruz ki yoksa hücre hücre her yere aynı şekilde görünüyor. Ama eğer boyarsak böyle hani boyama şeyleri vardı ya eskiden. Boyama defterleri. Böyle bir tarafını yeşil boyayacağımızı orada görürdük. Kırmızı boyayacağımızı orada görürdük falan. Bu sayede ayırt ederdik onu. Aynı şekilde hücrenin içerisindeki organel yapıları ya da farklı yabancı olmaması gereken şeyler bizim direkt gözümüzün önüne serilmiş oluyor. Tabi bu tecrübeyle görülebilecek bir şey. Gözde ablamız da onların incelemesini yapıyor. Oş! Annem, şura sana fazlalık lan. Şu fazlalığı alayım mı şuradan? Heh. Liposuction yapalım mı? Oy çok kırışırsın annem sen. Botoks lazım sana. Ağzını ısırır. Otur. Hayır. Bekle. Bekle. Yat dedim. Hadi aşağı inelim mi? Gel sen gez biraz hadi. Bu arada pataküte önüme gelen çocuğu çekiyorum şu an. Çünkü bayramda sizi videosuz bırakmamayı istiyorum. Bunların hepsi montaja girecek. Bugün falan girer. Bayramda da videosuz kalmamanız için çaba vereceğiz. Şu an birkaç tane stok videom var. Stok dediğim çekilmiş video. Yani yapılmış video değil. Bugün yarın onlar hızlı bir şekilde yapılmaya çalışılacak. Devamı da öyle işte. Neyse bekliyorum ben Gözde'yi. Gözde eğer müsait yakalarsak Gözde'ye onunla alakalı bir şeyler sorarız. Yoksa videonun kapanışını veririm ben burada. Emoji yaptı. Şey olmamış. Döndürememişsin tam. Hayır hayır gel buraya. Gel buraya. Gel. Hayır, Metin abine gitme. Aa, ne güzel. Uf, çok güzel. Ne güzel kokuyor. Evladı gibi serdi, yemin ediyorum var ya. Bu şey vardı ya. Gürcistan'a gittiğimde bir gün başıma geldi de. Gümrükten girdik içeriye, tuvaletler var. Yemin ediyorum, o zaman çok da eski yıllar değil yani 5-6 yıl öncesi falan. Şuraya kadar şey var, tahta. İçeriye giriyorsun, üstün açık. Adamlar orada çöküyor, böyle şey yok ya. Tarih ha, şöyle söyleyeyim. Kırgızistan'da da öyleymiş. Gürcistan'daydı bu işte, Batum'a giderken tarih musluğu yok. İnsanlar öyle yapıyor, bırakıyor. Gider var değil mi? Gider var. Ha iyi bari. Gider vardı, kimse gidere de tutturamıyor. Yarısı sarhoş oradaki adamın zaten. Yani oraya gördüğümde böyle evladı gibi sermişti böyle baba falan diyor oradan sırıtıyorlar. Şey, yani. Bekleyin. Bekleyin. Yavaş. Girecek misiniz? Gelin. Annem. Ben geldim. Aha Gözde geldi. Videoyu kapatmamıza gerek kalmadı. Kaka yapmış buraya. Evet. Ne alakası var? Hiç öyle bir şey. Hayır ben yaptım. Ya bu klima keşke kokuları da uzaklaştırsa. Inverter yazmayı biliyorlar. Ama benim ATM'yi şu an buraya koymuşsunuz. Daha şey olmazsa. Sonuç nedir? Yani var mı ya da sonuç? Hani her zaman bir şey olacak. Yani şöyle, hayır. Görünüş itibariyle çok patolojik bir akıntı olmamakla birlikte normal nötrofil dediğimiz beyaz küre hücreleri var. Ama her zaman enfeksiyon durumunda oraya hücre göçü sağlanmamış oluyor. Şu şekilde fotoğraflar çektim. Biraz erken ergenliğe gireceğiz gibi gözüküyor. Hücrelerin karakterine göre. Yani şu normalde proösterüs dediğimiz östrüsün önceki evrede. Bu kanamanın, reglin gerçekleştiği evrelerde görürüz bunu genelde. Ama 3-4 aylık yani aslında... 4 mü? 5 mi? Kaç aylıksın? Östrüse yaklaşıyor da olabiliriz o zaman. Proösterüs tam diyemiyorum ama erken proösterüs gibi. Çekirdekler çok büyük mü? Ne kadar? Büyük. Enfektif bir şey. Yani nötrofiller var ama dediğim gibi nötrofilin olduğu her zaman enfeksiyon olduğu anlamına gelmiyor. En azından bakteri hücrelerine çok rastlamadım. Genelde onlar da böyle kok veya çomak şeklinde boya alırlar.
Hı-hı. Bir şey yok. Şu an o zaman spesifik bir... Yangı hücreleri, inflamasyon hücreleri var. Anladım. Genel bir yangıdan bahsediyoruz. Spesifik bir herhangi bir hastalık ya da farklı bir şey deme durumumuz yok. Evet. Neredeyse 5 kadını. Aylık. 5 aylık bir çocuğun da proestrosun yaklaşması biraz da normal bence. Havalar çok sıcak. Onlar genç, ablası. Tamam yeter. Biraz ciddiyet. Bu kadar video da yeter. Lütfen biraz ciddiyet. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Yasa karakolar hakkında bayağı bir laf geçirdim ama hak edene geçirdim. Siz benim demek istediğimi anladınız. Zaten o yasa masa vesaireyle alakalı da bilgiyi toplayacağım. Ona göre farklı bir içerik içerisinde de sunarım. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. Tokat'tan sonra da bir konuşalım. Şöyle hayal edin. Bir yapılı bir erkekle bayağı zarif, ince yapılı bir erkek arasındaki farkı siz gözle baktığınız anda direkt şunu dersiniz. İri yapılı olan böyle şiddet gösterecek, böyle hırçın, ters, beni tersleyecek bir erkektir diye bir ön yargıya ulaşırsınız. Ve bu ön yargı maalesef bir süre sonra o erkeği emin olun yavaş yavaş toplum olarak hırçınlaştırır. İşte tam olarak hayvanlarda oluşan şey de bu. Onların hırçınlığa ulaşması yavaş yavaş onların beden kuvvetinin üzerine bizim verdiğimiz etkiyle ulaşıyor maalesef. Güle güle.